Merhaba arkadaşlar. Ben Serdar Hakan Düzgören. Yine bir video dersiyle karşınızdayım. Şimdi bu dersimizde Edtable Poly'nin paint deformasyon özelliğini inceleyeceğiz. Kullanım alanlarına bakacağız. Neler yapılabilir? Onları öğreneceğiz. Şu an ekranda da gördüğünüz gibi armatürden havuza boşalan bir su renderını görüyorsunuz. Bunun modellemesi Edtable Poly'nin daha doğrusu Edtable Poly ile beraber bu gördüğünüz su dalgalanmaları ve armatürden akan su paint deformasyon ile yapıldı. Başlangıç olarak akan su kısmı, yani şu alan bir line lan çizildi. Ondan sonra üzerine extrude uygulanarak devam ettik. Su aşağı kısım plane üzerine nosi ile ve materyal editörden su ile kaplamasını hazırladıktan sonra paint deformasyon ile buradaki dalgalanma etkisini oluşturduk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar değişik açılardan renderları mevcut. Burada bu clay renderı. Yani böyle bir etkisi var. Tabii sahnemizdeki poligon sayısını birazcık yükseltmek gibi özelliği var. Render motoru olarak burada ben V-Ray kullanmıştım ama aynı etkiyi MTL-Ray'de ya da diğer render motorlarında da ayarla düzgün yaptıktan sonra elde edebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet, şimdi dersimize başlayalım. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Herhangi bir render işlemi yapmayacağız. Sadece dersimizi bu ilk ayağında paint deformasyonun nasıl kullanıldığına, nasıl kullanılabileceğinize, neler yapabileceğinize değineceğiz. Bunları inceleyeceğiz. Render aşamalarına ya da paint deformasyonu bir sahne hazırlayıp ekstra bir ders olarak hani bir render işlemi hazırlayabiliriz. Ayrı bir ders olarak işleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar öncelikle sahnemize bir tane tab penceresinde basit bir plane çizelim. Pardon, perspektife geçiyoruz. Evet, burada arkadaşlar segment sayımız 4'e 4. Biz bunu birazcık yükselteceğiz. Mesela 16 yaparsak istediğimiz sonucu elde edebilir miyiz? Üzerine turbo smooth da uygularsak bu biraz artacak. İterasyonu 2 yapsak sonra evet. Bu şekilde planımızı hazırladık arkadaşlar. Şimdi bunu dediğim gibi herhangi bir materyal hazırlamayacağız. Bunu hemen poliye çeviriyoruz. Sonrasında özellikle mesela armatürden su şu kısımlara denk gelir. Sonrasında aşağı doğru iniyoruz. Bu gereksiz alanla kapatırsınız. Sahnenizde daha rahat çalışırsınız. Hatta yok, bu kısım açık kalsın. Burada hemen gördüğünüz gibi paint deformasyon sekmesinin altında push pull relax, orijinal normal, x y z hangi yönlerde yapılacağı, şiddeti, fırçanın boyutu, fırçanın sertliği, çapı gibi çeşitli ayarlar var. Şimdi biz standart olarak bir deneyelim, yani üzerinde gelen default ayarlarda deneyelim. Gördüğünüz gibi burada turkuaz renginde çıktı ama biz plane'in renginde ona yakın olduğu için sesimiz, biz onun rengini değiştirelim. Daha çok belli olacak bir şey yapalım. Mesela siyah yapsak işimizi görmez. Yok, siyah görmez. Custom color seçerek açıkta koyu gri'de çalışırsak evet. İşimizi görecektir. Buradan poligonu seçiyoruz. Poligonu seçtikten sonra şu kısımdan paint deformasyona geliyoruz. Evet, şu an paint deformasyonda arkadaşlar hiçbir değeri değiştirmeden standart darbeler uygulayacağım. Obje planimiz bozulmaya başlayacak. Tabi buradaki ayarları değiştirerek istediğimiz su etkisini yaratacağız. Bu sahnede gördüğünüz perspektife ve planimize paralel olarak fırçamızdır bu.
Çapı kadar darbe uygular ve etki oluşturur. İsterseniz hemen şu kısmı biraz daha yaklaşarak uygulayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen deformasyonları yapmaya başlıyor. Tabii bunda ben sizden su etkisi, suyun dalgalanma etkisini yapacağımızı söyledim. Bunda sadece bu yapılmıyor. Gördüğünüz gibi böyle tepecikler de oluşturabilirsiniz. Şimdi burada fırçanımızın boyutu brush size 20'ymiş. Bunu bayağı bir radikal kararla 5'e düşürelim. Gördüğünüz gibi fırçamızın boyutu da düştü. Gelelim şu kısımlara uyguladığımızda fırçanın vermiş olduğu darbe şiddeti daha da küçülüyor. Tabii bu ince ayarlar yaparak yaptığınızda işinize yarar. Evet. Sonuçta bu 10 değerini de 2'ye düşürelim. Sonrasında gelelim. Mesela böyle yaptığımız zaman daha yumuşak etkiler elde etmeye başlıyoruz. Fırçanın değdiği yüzeylerde deformasyonları yapıyor. Mesela buradakiler biraz daha sert oldu. Ama bu kısımda yaptığımızda biraz daha hani dalgalanma efektini oluşturabiliriz. Yok ben paint deformasyonuyla uğraşamayacağım diyorsanız o zaman WAF modifiyeriyle bu işi halledeceksiniz. Tabii onu da biraz daha detaylı yapmanız gerekiyor. Ama seçeneğiniz de çok değil. Onu da belirtmekte fayda var. Mesela fırça sertliğimiz 1'miş. Bunu 0,5'e düşürelim. Sonucu hemen bakalım. Gördüğünüz gibi daha yumuşak hatlar ile yapıyor. Mesela push pull değeri 5'ti. Biz bunu 15'e çıkartalım. Bakalım bize nasıl bir etki oluşturacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oldukça sert şey yapıyor. Brush size'ımız küçük olduğu için küçük etki oluşuyor. Büyük şey yaparsak daha büyük yapar. Mesela fırça sertliğinde 90'a getirelim. Eğer birden de yukarı kabul etmiyormuş. Evet gördüğünüz gibi. Mesela 0,0,1'e düşürüyoruz. Bakalım etkimiz nedir? Daha yumuşak, keskin ama daha yumuşak etkiler elde ediliyor. Yaptığımız bu işlemleri geri alalım arkadaşlar. Fazla da geri almadı, fark etmez. Hemen sahnemizi döndürelim. Daha önceden bozmadığımız alan üzerinde çalışalım. Şimdi push pull değerimiz 1'e indirdik. Fırça sertliğimiz 0,3 olsun. Fırça boyutumuz 5'te kalsın. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi çok bir şey elde edemiyoruz. Yani belirginlik elde edemiyoruz. Çünkü değerimiz çok düşük. Bunu 3 değerine çıkartalım. Evet bu bizim daha çok işimize yarıyor. Aslında 3'ten 5'e çıkartmak daha iyi olacak. Etkiyi elde etmek için. Evet, bu kısmı 5 yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar, buradan akıtacağınız suyun durumuna göre dalgalanma efektlerini oluşturabilirsiniz. Hatta bundan mesela başka ne yapabiliriz? Şöyle yay şeklinde bir zemin oluşturup buralara tabi daha büyük bir alan içerisinde yaparsanız hilal şeklinde bir tepe ya da dağ etkisi oluşturup gerekli grass, çim materyallerini uygulayarak daha değişik sonuçlar elde edebilirsiniz. Şu anda bu paint deformasyonda herhangi bir koordinat belli değil. Mesela x koordinatıyla bir şeyler yapmayı deneyelim. Mesela x koordinatı seçtiğiniz arkadaşlar çukurlaştırmalar başlıyor. Bu sizin göl oluşturmanızda, su birikintisi yapmanızda, çukurlar yapmanızda,
Ya birçok şeyde işinize yarar. Dediğim gibi yani bu sizin hayal gücünüzden sınırlı bir durum. Ondan sonra y ekseninde koordinatında bir şey yapalım. Gördüğünüz gibi y ekseninde yamultmalar yapıyoruz. Z'de deneyelim. Görelim neler yapıyormuş. Z'de de yaptığınız gibi z koordinatlarında yükseltmeler yapıyor. Orijinale geçersek bunları kullanamıyoruz zaten. Standart ayarlarda oynama yapıyor. Mesela deformit normalse bakalım. Evet, bunu da gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gayet güzel deforme ederek işlemleri tamamlıyoruz. Mesela brush options var. Arkadaşlar. Brush options da burada daha detaylı bir şekilde fırçanızın şekillerini değiştirebiliyorsunuz. Sertlik, boyut, hem boyut hem sertlik seçenekte mevcut. Mesela şurada gözüken turkuaz rengindeki fırçamızın boyutunu da buradan değiştirebiliyoruz. Sonrasında burada fırçamızın açılarıyla oynayabiliyoruz, şekilleriyle oynayabiliyoruz, simetrisini belirleyebiliyoruz. Ondan sonra en düşük sertlikten en yüksek sertlik değerlerini belirtiyoruz. Burada da aynı şekilde en düşük boyut ile en yüksek boyut değerini belirleyebiliyoruz. Mesela 5 mm'miş. Buradan siz onu istediğiniz bir değeri çıkartarak değiştirebilirsiniz. Daha düşük değerlerde ya da daha fazla değerlerde olduğu gibi. Evet arkadaşlar, yani şimdi kısaca bir özet geçmek gerekirse Paint Deformation sizin sahnelerinizde, karakter modellemelerinizde, özellikle harita işleri olabilir, ortografik zeminler hazırlarken kullanabilirsiniz. Ya dediğim gibi yani bu özellik tamamen sizin hayal gücünüzden sınırlandırılmış durumda. Ne isterseniz onu yapabiliyorsunuz. Kullanımı çok basit, ayarlar çok basit, çok fazla kafa karıştıracak seçenek yok, ayar yok. Her şey belli ve tadında bırakılmış. Yani kullanımı oldukça basit ve sade bir özellik. Değişik sonuçlar da elde edebilirsiniz. Hani şunu da yapabilirsiniz, dipnot olarak belirteyim. Mesela su materyali hazırladığınızda, bump kısmını nasıl atadığınızda, tabii ki bu sizin birazcık render sürenizi etkiliyor. O dalgalandırma efektlerini oluşturmak için nasıl değerlerini verirken vesaire. Yani onunla uğraşmak istemiyorsunuz. Paint deformasyonu ile de kendi NUSI etkilerinizi oluşturabilirsiniz. Buna da imkan tanıyor. Hani sürekli aynı şeyleri söylüyormuş gibi gözükebilirim ama dediğim gibi yani Paint deformasyonla sınırsız şeyler yapabilirsiniz. Bunda herhangi bir limit yok. Hani bir nevi G-Poly'nin biraz daha sadeleştirilmiş versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, daha önceki derslerde de belirttiğim gibi hani bazı derse sadece modelleme, kaplama veya render olarak ilk aşamalarını geçiyoruz. İlerleyen zamanlarda özellikle bu paint deformasyon olsun, ondan sonra Mental Ray ile bir film tanıtımı, film fragmanı hazırladık, o olsun. Nasıl şimdi aklıma gelmiyor isimleri. Bir iki dersimiz daha var öyle. Hani beginner seviyesinde kalmış olan. Onların devamlarını da yapacağız. Şu anlık sadece hani komut odaklı, kullanım odaklı, pratik amaçlı dersler hazırlıyorum. İlerleyen zamanlar içerisinde sahne tasarımlarına geçeceğiz. 3 değişik render motorunda sahne tasarımlarımız olacak. Hepsine değinmek lazım, hepsini de göstermek lazım yeni başlayan arkadaşlar için. Bu render motorlarında hangileri olduğunu size belirteyim. Iray, Mental Ray, Vray. Şayet istediğiniz herhangi bir render motoru vesaire varsa bana e-mail yoluyla da bildirebilirsiniz. Topluluk sayfamızda da yazabilirsiniz ya da derslerin altına yorum olarak da geçebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu dersimiz bu kadar.
Bir sonraki derste görüşmek üzere. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için, sabır gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Mutlu kalın.